bölüm. Anahtarların bekçisi. Bam! Yine vurdular kapıya. Daddy sıçrayarak uyandı. Şapşal şapşal top mu atıyorlar diye sordu. Arkalarında bir çatırtı oldu. Vernon enişte odaya daldı. Bir tüfek vardı elinde. Getirdi o ince uzun paketin içinde ne olduğunu da böylece öğrenmiş oldular. Kim var orada diye bağırdı. Uyarıyorum seni. Silahım var. Bir sessizlik oldu. Sonra küt öylesine hızla vuruldu ki kapı, menteşelerinden sökülüp kulakları sağır edici bir gümbürtüyle yere düştü. İnsan azmanı dev gibi biri duruyordu kapıda. Yüzü yeleğe benzer uzun saçlarıyla, sarmaş dolaş sakallarıyla neredeyse bütün bütününe örtülmüştü. O kadar saç sakalın arasından siyah böcekler gibi parıldayan gözleri görülebiliyordu sadece. Dev bin bir güçlükle kulübeye girdi. Eğilince bile kafası tavana değiyordu. Çömeldi kapıyı alıp kolayca yerine taktı. Dışarıda fırtınanın sesi biraz kesilmişti. Dönüp odadakilere baktı teker teker. Şimdi bir fincan çay olsaydı. Ha? Bu yolculuk beni duman etti. Dalli'nin korkudan dona da kaldığı kanepeye doğru yürüdü. Toparlan azıcık, yağ tulumu dedi yabancı. Dalli inleyerek koştu. Annesinin arkasına saklandı. Annesi de dehşet içinde çömelmiş, Vernon'un işlerinin arkasına geçmişti. ''Aa ha, işte Harry, Harry dedi de. Harry başını kaldırıp yırtıcı, yabani, karanlık yüzüne baktı onun. Böceğe benzer gözlerin keyifle ışıldadığını gördü. Seni son gördüğümde minicik bir bebektin dedi dev. Babana benziyorsun tıpkı ama gözlerini annenden almışın. Vernon işte hışırtıya benzer garip bir ses çıkardı. Hemen buradan gitmenizi istiyorum efendim dedi. Her şeyi kırıp döküyorsunuz. Of kapa çeneni Dursley. Kocamuş mula de, dedi dev. Kanepenin arkasına uzandı, tüfeği Vernon eniştenin elinden aldı. Sanki lastikten yapılmış gibi kolayca büküverdi onu. Odanın bir köşesine fırlatıp attı. Vernon enişte garip bir ses daha çıkardı, kuyruğuna basılmış bir fare gibi. Tırtını dört zellere dönerek, ''Neyse, Harry'' dedi de, ''Doğum günün kutlu olsun. Bir şey getirdim. Belki üstüne oturmuşumdur ama nasıl olsa tadı değişmemiştir.'' Siyah paltosunun iç cebinden hafifçe ezilmiş bir kutu çıkardı. Harry titreyen parmaklarıyla açtı onu. İçinde kocaman, yapış yapış çikolatalı bir pasta vardı. Üstüne de yeşil krema ile Mutlu Yıllar Harry yazılmıştı. Harry başını kaldırıp deve baktı. Teşekkür ederim demek istiyordu. Ama kelimeler boğazında bir yerlerde kayıplara karışmıştı sanki. Onun yerine, sen kimsin dedi. Dev kıkırdadı. Doğru, kendimi tanıtmadım. Ben Rubius Hagrid, Hogwarts'ta anahtarların ve toprakların bekçisi. İnanılmaz büyüklükteki elini uzattı. herinin bütün kolunu sıktı. Ellerini ovuşturarak eh dedi. Çaya gelmedi mi sıra? Şu anda çayın yerini başka bir şey tutamaz. Üzüşmüş gevrek paketlerinin durduğu ocağa ilişti gözleri. Burnunu çekerek omurdandı. Şömineye eğildi. Ne yaptığını görmüyorlardı onun. Ama bir saniye sonra geri çekildi de. Ocakta gürül gürül alevler yükseldi. Islak kulübeyi titrek bir ışık doldurdu. Leri sanki sıcak bir banyoya girmiş gibi tepeden tırnağı ısını verdi. Dev ağırlığı altında ezilen kanepeye oturdu yeniden. Paltosunun cebinden bin bir türlü şey çıkarmaya başladı. Bakır bir güğüm, bir paket ezilmiş sosis, bir maşa, bir çaydanlık, kenarları kırık birkaç bardak, çay. Çay yapmaya başlamadan önce bir fırt çekti kehribar rengi sıvıyla dolu bir şişe. Kısa sürede kulübe sosis zırtısıyla kokusuyla doldu. Kimse, kimse ağzını açmadı dev çalışırken ama tombul, yağlı, hafifçe yanmış ilk, kat, ilk altı sosisi maşaya alırken Dadli şöyle bir kıpırdadı. Ben öyle işte vereceği hiçbir şey elini bile sürmeyeceksin Dadli dedi sertçe. Dev belli belirsiz kıkırdadı. Zaten o pasta göbekli oğlun şişeceği kadar şişmiş. Dörze kafanı takma. Heriye uzattı sosisleri. Heri öylesine açtı ki daha önce ağzına bu kadar lezzetli bir şey koymamış gibi geldi ona. Yine de gözlerini devden de ayıramıyordu. Sonunda baktı ki kimsenin bir şey söylediği yok. Özür dilerim ama gerçekten kim olduğunuzu hala bilmiyorum dedi. Dev çaydan bir yudum alıp elinin tersiyle ağzını sildi. Hagrid de bana. Herkes öyle der. Söyledim ya. Hogwarts anahtarlarının bekçisiyim. Hogwarts'ı biliyorsun elbet. Şey, hayır dedi Harry. Hagrid şaşakaldı. kaldı. Hemen özür dilerim dedi Harry. Özür mü dilersin diye kükredi Hagrid. Gölgelere büzülmüş dört zeylere dikti gözlerini. Asıl onlar özür dilesin. Mektupların evine geçmediğini biliyordum ama Hogwarts'ı bilmediğin aklın ucundan bile geçmediydi. Annenle babanın her şeyinlere de öğrendiğini hiç düşünmedi miydin? Nasıl her şey diye sordu Harry. Nasıl her şey mi diye gürledi de. Dur bir dakika. Ayağı fırladı. O öfkeli haliyle bütün kulübeyi kaplamış gibiydi. Dörzeyler duvara dibine sinmişlerdi korkuyla. Dev, yani siz şimdi diye kükredi. Bu çocuğun, bu çocuğun hiçbir şey bilmediğini mi söylüyorsunuz? Hiçbir şey. Her ipin ucunun biraz kaçtığını düşündü. Ne de olsa okula gidiyordu. Notları da hiç fena sayılmazdı. Bir takım şeyleri biliyorum dedi. Toplama çıkarma gibi şeyleri pekala yapabilirim. Ama Hagrid şöyle bir salladı havada. Bizim dünyamız hakkında yani dedi. Senin dünyan, benim dünyam, ana babanın dünyası. Ne dünyası? Hagrid patlamak üzereydi sanki. Dursley diye gürledi. Bembeyaz kesilmiş Vernon enişte şey, mey gibisinden bir şeyler mırıldandı. Harry'e şaşkınlıkla baktı Hagrid. Ana babanı biliyorsundur elbette dedi. Ünlü kişiler onlar. Sen de ünlüsün. Ne? Annemle, annemle babam ünlü müydü yani? Bildiğin yok, bildiğin yok. Hagrid deli gibi bakışlarını Harry'e dikti. Parmaklarını saçlarından geçirdi. Kim olduğunu bilmiyor musun dedi sonunda. Ben onun sesine kavuştu birdenbire. Dur diye buyurdu. Dur bakalım efendi. Çocuğa bir şey söylemeni yasak, diyorum. Vernon, Dursley'den daha yüksek yüreklisi bile Hagrid'in kendisine bakışından tir tir titrerdi. Hagrid konuştuğunda söylediğinin her acısı öfkeyle zangır diyordu. Demek hiç söylemediniz ona. Dumbledore'un bıraktığı mektupta yazılanları anlatmadınız. Oradaydım ben. Dumbledore'un bıraktığını kendi gözlerimle gördüm Dursley. Demek bunca yıl ondan sakladınız. Harry ne sakladılar benden diye sordu merakla. Vernon enişte telaşla dur yasaklıyorum sana diye bağırdı. Petunia teyzenin korkudan nefesi tıkandı. Ne halt ederseniz edin ikiniz de dedi Hagrid. Heri sen bir büyücüsün. Kulübeye sessizlik çöktü. Sadece uğuldayan rüzgarla denizin sesi duyuluyordu şimdi. Soluğunu tutarak neyim dedi Harry. Hagrid artık daha da çöken, daha da inildeyen kanepeye oturarak büyücüsün elbet dedi. Azıcık eğitilirsen hem de kralı olursun. Öyle bir ana baba her çocuğa nasip olmaz. Eh artık şu mektubunu okumanın vakti geldi. Harry sarımsız harfi almak için elini uzatabildi sonunda. Üstünde zümrüt yeşil mürekkeple Mr. Harry Potter Giriş katı, kayalar üstündeki kulübe, deniz yazılıydı. Mektubu çıkarıp okudu. Hogwarts Yadalık ve Büyücülük Okulu, Müdür Albus Dumbledore, Merlin Nişanı, Büyük Usta, Yüksek Cadı, Baş Sihirbaz, Yüce Başbu, Uluslararası Büyücüler Konfet, Sayın Mr. Potter, Hogwarts Yadalık ve Büyücülük Okulu'nda yeriniz ayrılmış olduğunu size bildirmekten mutluluk duymaktayız. Gerekli kitap ve gereçlerin listesi ilişikte sunulmuştur. Ders yılı Eylül'de başlamaktadır. Baykuşunuzu 31 Temmuz'dan önce göndermenizi dileriz. Sevgilerimizle, Minerva McGonagall, Müdür Yardımcısı. Harry'nin kafasında havai fişekler gibi patlamaya başladı sorular. Önce hangisini soracağına karar veremiyordu. Birkaç dakika sonra kekeleyerek ne demek bu? Baykuşumu bekliyorlar ne demek diye sorabildi. Baycanına şimdi aklıma geldi dedi Hagrid. Elini alnına öyle bir vurdu ki bu vuruşla bir atlı arabayı devirebilirdi. Paltosun içindeki bir başka cepten bir baykuş. Gerçek, canlı, azıcık perişan görünüşlü bir baykuş. Uzun bir tüy kalem, bir tabakada parşömen çıkı kağıdı çıkardı. Fili dişlerinin arasında birkaç satır çiziktirdi. Harry tepesine bakarak tersten okudu. Sayın Mr. Dumbledore, Harry'nin mektubu verildi. Yarın onu alacaklarını almaya götürüyorum. Hava felaket. Umarım iyisinizdir. Hagrid. Hagrid notu kıvırdı. Baykuşun gagasına tutuşturdu. Kapıya gidip fırtınaya attı baykuşu. Sonra dönüp sanki telefonla konuşmak gibi sıradan bir iş yapmışçasına oturdu. Harry ağzının bir karış açık olduğunu fark etti. Hemen kapattı onu. Nerede kalmıştım dedi Hagrid. Ama o anda Vernon'un işte yüzü hala kül rengi şöminenin ışığına yaklaştı öfkeyle. Gitmiyor dedi. Hagrid omurdandı. Görelim bakalım. Senin gibi şişko bir magılon nasıl durduracakmış dedi. Her ilgiyle bir ne dedi. Bir magıl dedi Hagrid. Onun gibi büyü dışı insanlar öyle deriz biz. Sen de amma talih varmış ya. Ömrümde gördüğüm en su katılmamış magıl ailesinde büyümüşsün. Ben onun enişte. Onu aldığımızda bütün bu saçmalıklara son vereceğimize emin etmiştik dedi. Onu buradan sıyıracağımıza. Sihirbazlık denen şeyden. Biliyordunuz öyleyse dedi Heri. Sihirbaz olduğumu siz de biliyor muydunuz? Petunia teyze ansızın biliyorduk diye bağırdı. Biliyorduk, tabii biliyorduk. O hınzır kardeşim başka bir şey miydi yani? Sen ne olacaktın? O da bir mektup aldı böyle. Sonra ortadan yok olup oraya gitti. Okul dedikleri yere. Tatillerde geliyordu eve. Cepleri kurbağa yavrularıyla dolu. Çay fincanlarını fareye çeviriyordu. Onun olduğu gibi garip bir yaratık olarak gören tek kişi bendim. Ama annemle babama sorarsanız yere göğe koyamadıkları liliydi o. Ailede bir cadı olmasından gurur duyuyorlardı. Derin bir soluk almak için durdu. Sonra içini boşaltmayı sürdürdü. Anlaşılan bütün bunları söylemek için yıllardır bekliyordu. Sonra Potter'la tanıştı okulda. Kaçıp evlendiler. Sen doğdun. Biliyordum senin de onlar gibi olacağını. Onlar gibi tuhaf, onlar gibi anormal. Sonra da bağışla beni. Gitti kendini havaya uçurttu. Sen de başımıza kaldın. Harry bembeyaz kesilmişti. Bir şey söyleyecek gücü bulur bulmaz havaya mı uçurttu dedi. Araba kazasında öldüklerini söylemiştiniz bana. Araba kazası ha diye kükredi Hagrid. Öylesine öfkeyle fırlamıştık yerinden. Dörzeyler köşelerine sindiler yine. Lily ile James Potter araba kazasında ölecek kişiler mi? Saçmalık bu. Palavra. Bizim dünyamızda herkes onu biliyor. Ama daha Harry'nin kendi geçmişinden bile haberi yok. Harry, niye, ne oldu diye sordu hemen. Hagrid'in yüzündeki öfke silindi. Ansızın bir endişe aldı onun yerine. Alçak, üzgün bir sesle ''Bunu beklemiyordum'' dedi Hagrid. Dumbledore'a söylediydi zaten. Sana ulaşmak güç olacak dediydi. Hiçbir şeycik de bilmediğini söylediydi. Ah Harry, bunu dost anlatacak adam ben miyim bilemiyorum. Ama biri çıkıp anlatmalı. Bir şey bilmeden de Hogwarts'a gidemezsin. Dörzleylere ters ters baktı. Eh, anlatacağım kadarını öğrenirsin hiç olmazsa. Ama bak her bir şeyi de anlatamam. Koskoca bir esrar bu. Bir kısmı oturdu. Ateşe baktı birkaç saniye. Sonra sanırım dedi. Her şey bir adamla başlıyor. Adı olacak iş değil. Adından haberin bile yok. Dünyada herkes biliyor onu. Kimi? Şey. Mecbur kalmadıkça adını ağzıma almam. Kimse almaz. Neden? Hoppala. İnsanlar hala korkuyor Harry. Baycanına. Ama zormuş bu. Neyse, bir büyücü vardı. Sapıttı ama tam sapıttı. Daha da beter, beterin beteri. Adı Hagrid Yutkundu ama tek kelime çıkmadı ağzından. Heri istersen yaz diye önerdi. Yok, beceremem. Peki, Voldemort. Hangi tür perdi? Adını söyletme bir daha. Neyse, bu bu büyücü aşağı yukarı yirmi yıl oluyor. Kendine yandaş aramaya koyuldu. Buldu da Kimi korkuyordu, kimi de onun gücünden bir parça kapmaya bakıyordu. Güçlüydü güçlü olmasına. Karanlık günler Harry. Kime güveneceğini bilmiyordun. Tanımadığın cadılara, büyücülere açılmayı göze alamıyordun. Korkunç şeyler oldu. Her şeyi ele geçiriyordu. Kimileri karşı koydu elbet. Onları da öldürdü. Canavarlık. Tek güvenilir yerlerden biri Hogwarts'tı. Kim olduğunu bilirsin senin korktuğu tek adam Dumbledore'du. Okulu ele geçirmeyi göze alamadı. O sırada göze alamadı diyelim. Senin anan baban görüp görebileceğin en esaslı büyücülerden de. Hogwarts'ın en parlak öğrencileriydi onlar. İşin esrarı da burada zaten. Kim olduğunu bilirsin sen. Belki de bu yüzden onlara hiç mi hiç yanaşamadı. İkisinin de Dumbledore'a yakın olduğunu, karanlık yanla bir alışveriş olmadığını biliyordu herhalde. Belki de onları kandırırım diye düşündü. Belki de yolundan çekilsinler istiyordu. Herkesin tek bildiği, On yıl önce Cadılar Bayramı'nda senin de yaşadığın köye damlamasıydı. Bir yaşındaydın sen. Evinize geldi. Sonra da, sonra da. Hagrid kirli mi kirli, leke içinde bir mendil çıkardı ansızın. Sis düdüğüne benzer bir sesle sümkürdü. Özür dilerim dedi. Ama acı bir şey bu. Ana babanı tanırım. Onlardan iyisini bulamazdın dünyada. Her neyse. Kim olduğunu bilirsin sen onları öldürdü. Sonra da asıl eser burada işte. Seni de öldürmeye kalktı. Temiz iş yapmak istiyordu herhalde. Ya da adam öldürmek hoşuna gidiyordu. Ama beceremedi. Alnındaki o izi hiç merak ettin mi? Sıradan bir kesik değil o. Güçlü bir kötülük dokundu muydu olur? Ana babanın evinizin bile icabına baktı. Ama sana dokunamadı. Bu yüzden ünlüsün Heri. Birini öldürmeyi aklına koysun. O kimse sağ kalamazdı. Bir tek sen yaşadın. Zamanın en iyi cadılarını, büyücülerini öldürdü. Makinonları, bonları, private'ları, sen ise bir bebektin daha, sağ kaldın. Elinin kafası dayanılmaz acılar içindeydi şimdi. Harit'in anlattıklarının sona ererken o göz kamaştırıcı yeşil ışığın çaktığını gördü yine. Daha önce hatırlamadığı kadar açık biçimde bir şey daha hatırladı. Kendini bildi bileli ilk kez, tiz, soğuk, zalim bir kahkahayı. Hagrid üzüntüyle ona bakıyordu. O yıkık evden ben kendim çıkardım seni. Dumbledore'un buyruğuyla. Seni bu salaklara getirdim. Hepsi palavra dedi Vernon enişte. Harry sıçradı. Dözleylerin orada olduklarını unutmuştu sanki. Vernon enişte cesaretini toplamışa benziyordu. Hagrid'e bakıyordu öfkeyle. Yumruklarını sıkmıştı. Şimdi beni dinle çocuk diye homurdandı. Sen de garip bir şey olduğunu ben de kabul ediyorum. Adam akıllı bir sopa bunun hakkından gelirdi. Belki annenle baban için anlatılanlar ise. Evet, acayip kişilerdi onlar. Bunu yatsımanın bir anlamı yok. Bana sorarsan, dünya onlarsız daha iyi. Akıllarını eseni yaptılar. O garip büyücüler arasına karıştılar. Tam da düşündüğüm gibi oldu. Böyle karanlık bir sonla karşılaşacaklarını hep biliyordum. O anda kanepeden fırladı Hagrid. Patosun içinden eski püskü pembe bir şemsiye çıkardı. Onu Vernon enişteye kılıç gibi sallayarak ayağını denk al Dursley dedi. Ayağını denk al. Tek laf daha edersen. Sakallı bir de tarafından şemsiyeyle şişlenmeyi göze alamayan Vernon enişte cesaretini bir anda yitirdi yine. Duvar dibine sığınıp sustu. Ağır ağır soluyarak ha şöyle dedi Hagrid. Kanepeye oturdu. Kanepe bu kere iyice çöktü artık. Bu arada sorulacak yüzlerce soru geliyordu Helen'in aklına. Peki. Wall. Özür dilerim. Yani kim olduğunu bilirsin. Sana ne oldu? Güzel soru Harry. Yok oldu. Kayıplara karıştı. Seni öldürmek istediği gece. Sen de böylece daha ünlü oldun. Anlıyorsun ya. En büyük esrar bu. Gittikçe güçleniyordu. Niye çekip gitti? Rivayete bakılırsa ölmüş. Bana sorarsan palavranın daniskası. Ölecek kadar insanlık yoktu içinde. Bir rivayete bakılırsa da hala Türk gibi. Pusuya yatmış. Ama ona da inanmıyorum. Yandaşları bize katıldılar yine. Kimileri sanki derin bir uykudan uyanmış gibi. Dönecek olaydı, öyle yapmazlardı. Çoğumuz yaşadığına inanıyoruz. Ama gücü mücü kalmamış diyoruz. Artık bu işi götüremeyecek kadar zayıflamıştır. Sende bir şey var Harry. Onun sonunu da bu yazdı. Hiç hesaplamadığı bir şeyle karşılaştı o gece. Neydi bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ama seninle ilgili bir şey onun canını okudu. Hagrid gözlerinde parıldayan bir sıcaklıkla saygıyla baktı Harry'e. Ama Harry gurur duyup sevineceğini bu işte korkunç bir yanlışlık olduğunu düşünüyordu. Büyücü mü? Kendisi mi? Nasıl büyücü olabilirdi ki? Bütün yaşamını Dudley'in yumruklarına, Petunia teyzeyle Vernon eniştenin aşağılamalarına katlanarak geçirmişti. Eğer bir büyücü olsaydı, kendisine dolaba her kapamaya kalkıştıklarında onlar da sihirli bir kurbağaya dönüşmezler miydi? Bir zamanlar dünyanın en büyük sihirbazını alt etmişti demek. Peki nasıl olmuş da Dudley onun boyuna top gibi tekmeleyip durmuştu? Hagrid dedi usulca. Galiba bir yanlışlık yaptım. Ben büyücü olamam. Hagrid'in kıkırdadığını görünce şaşırdı. Büyücü değilsin ha? Korktuğunda ya da öfkelendiğinde hiç mi olmadık şeylerin gerçekleşmesine yol açmadın? Ateşe baktı Harry. Şimdi düşünüyordu da ne zaman teyzesiyle eniştesini çileden çıkaracak garip bir şey olduysa her ya tedirgindi ya öfkeli. Dadi çetesi tarafından kovalanırken artık nasıl olduysa kendini damda buluvermişti. O gülünç tıraşla okula gitmeye utanırken saçları uzayı vermişti. Hele Dudley son keresinde kendisine vurduğunda öcünü almamış mıydı? Hem de farkına bile varmadan onun üstüne bir boğa yılanı salmamış mıydı? Gülümseyerek Hagrid'e baktı. Onun da sevgiyle ışıl ışıl gülümsediğini gördü. Gördün mü dedi Hagrid. Harry Potter büyücü değil ha? Bak bakalım Hogwarts'ta bir anda nasıl üyüne kavuşacaksın. Ama Vernon eniştenin kolay kolay teslim bayrağı çekmeye niyeti yoktu. Gitmiyor demedim mi sana diye tısladı. Stonewall haykı gidecek. Gittiğine de şükredecek. O mektupları okudum. Bir sürü ıvır zıvır gerekiyormuş. Büyük kitapları, asalar. Hagrid Gitmek isterse senin gibi koca bir muggle onu durduramaz diye küfredi. Lily ile James Potter'ın oğullarının Hogwarts'a gitmesini engelleyeceksin ha? Kafayı üşütmüşsün sen. Onun adı daha doğar doğmaz ezber edilmişti. Dünyanın en iyi cadılık, cadılık ve büyücülük okuluna gidecek. Yedi yıl sonra kendi kendini bile tanıyamaz. Kendi akranlarıyla yaşayacak. O kadar da değişiklik olsun artık. Hogwarts'ın görüp göreceği en büyük müdür yetiştirecek onu. Albus Dumbledore onu hokkabazlık öğretmesi için kafadan çatlak sersen bir ihtiyara para mara vermem diye bağırdı Vernon enişte. Ama çok ileri gitmişti artık. Hagrid şemsiyesini kaptığı gibi onun kafasına indirdi. Sakın diye gürledi. Al bu Stambuldor için benim yanımda kötü bir laf etme. Şemsiyesini havada vınlatarak Dudley'e doğru uzattı. Eflatun bir ışık çaktı. Hava fişeği gibi bir ses duyuldu. Siz bir ricayıklama. Bir saniye sonra da Daddy oracıkta ellerini tombul poposuna kenetlemiş dans ediyor bir yandan da içinde uluyordu. Sırtını onlara döndüğünde pantolonundaki bir delikten fırlamış kıvırcık bir domuz kuyruğu gördü Harry. Vernon enişte kükredi. Petunia teyzeyle Daddy'yi öteki odaya sürüklerken dehşet içinde son bir kere baktı Hagrid'e. Kapıyı çarparak kapadı. Şemsiyesine baktı Hagrid. Sakalını sıvazladı. Pişmanlıkla Keşke kendimi tutaydım dedi. Ama olacağı varmış. Domuza çevirmek istediydim onu. Ama zaten domuzun tekildi. Bana fazla bir iş düşmedi. Çalı gibi kaşlarının altından heriye bir göz attı. Aramızda kalsın. Bunu Hogwarts'ta kimseye söylemezsen memnun olurum dedi. Doğrusunu istersen benim şey büyü yapmamı istemiyorlar. Azıcık yapmama izin verdiler. Seni izleyeyim, mektupları ulaştırayım diye. Bu işi üstüme almayı da onun için istedim. Harry, büyü yapmana neden izin vermiyorlar diye sordu. Şey, ben de gittiydim Hogwarts'a. Ama, ama ne yalan söyleyeyim, kovuldum. Üçüncü yılımda. Asağımı kırdılar. Ortadan ikiye böldüler. Ama Dumbledore bekçi olarak tuttu beni. Büyük adam şu Dumbledore. Niye kovdular seni? Yüksek sesle, geç oldu artık. Yarın çok işimiz var dedi Hagrid kente gitmemiz gerek. Kitap filan alacağız. Kalın siyah paltosunu çıkarıp Harry'e fırlattı. Gir şunun altına dedi. Azıcık kıpraşırsa kafana takma. Galiba ceplerinden birinde bir çift sıçan olacak. Harry Potter ve Felsefe Taşı 4. Bölümün Sonu Harry Potter ve Felsefe Taşı 5. Bölüm Diagon Yolu Harry ertesi sabah erkenden uyandı. Ortalığın aydınlandığını biliyordu ama yine de gözlerini sımsıkı kapalı tuttu. Kendi kendine kesin bir biçimde bir düştü bu dedi. Hagrid adında bir dev gördüm düşümde. Geldi. Yücülük kokluğuna gideceğimi söyledi. Gözlerimi açınca kendimi evdeki dolapta bulacağım. Bir şeye hızlı hızlı vurulduğunu duydu ansızın. Yüreği daralarak işte Petunia teyze kapıya vuruyor diye düşündü. Yüreği sıkıştı. Ama gözlerini açmadı yine. Düş öyle güzeldi ki tak 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 Peki diye mırıldandı. Kalkıyorum. Doğruldu. Kulübe güneş içindeydi. Fırtına dinmişti. Hagrid kırık kanepede uyumaktaydı. Pencerede de bir baykuş vardı. Gagasına bir gazete sıkıştırmış, pençesiyle cama vuruyordu. Ayağı fırladı Harry. Öylesine mutluydu ki, sanki içinde kocaman bir balon şişiyordu. Dost doğru pencereye gidip camı açtı. Baykuş içeri süzüldü, gazeteyi hala uyumakta olan Hagrid'in üzerine bıraktı. Yere kondu sonra, Hagrid'in paltosuna saldırdı. Yapma. Baykuşu kovalamaya çalıştı Heri, Ama baykuş öfkeyle gagasını gösterdi ona. Paltoyu dediklemeyi sürdürdü. Harry yüksek sesle Hagrid dedi. Bir baykuş var. Kanepeye doğru parasını verdiği homurdan da Hagrid. Ne? Gazete getirdi ya para istiyor. Ceplerime bak. Hagrid'in paltosu ceplerden oluşmuştu sanki. Anahtar desteleri, tüfek saçmaları, iplik yumakları, Nane şekerleri, çay poşetleri. Sonunda bir avuç garip görünümlü bozukluk çıkardı Harry. Hagrid uykulu uykulu beş kunut ver ona dedi. Kunut mu? O küçük bronzlardan. Harry küçük bronz paralardan beş tane saydı. Parayı koyabilsin diye küçükleri bir kese bağlı bacağını uzattı baykuş. Sonra açık pencereden uçup gitti. Hagrid yüksek sesle esnedi. Doğrulup gelindi. En iyisi biz yola düşelim Harry. Yapılacak çok iş var bugün. Daha Londra'ya gidip okul malzemesi alacağız. Harry büyücü paralarını evrilip çeviriyor, onlara bakıyordu. Bir şey gelmişti aklına. Gelir gelmez de içindeki balon püf diye sönüvermişti. Şey, Hagrid. Kuca çizmelerini giymekte olan Hagrid, ha dedi. Hiç param yok. Dün gece verilen enişteyi de duydun. Okula gidip büyü öğrenmem için para vermeyecek. Ayağa kalkıp kafasını kaşıyarak, merak etme dedi Hagrid. Ana baban sana bir şey bırakmadılar mı sanıyorsun? Ama evleri yerle bir olduysa... Altınlarını hep tutmuyorlardı ki yavrum. İlk durağımız Gringotts. Büyücüler Bankası. Bir sosis alsana. Daha soğuyup kas katı olmamış. Eh ben de senin doğum günü pastandan bir lokma yiyeyim bari. Büyücülerin bankaları mı var? Bir tek Gringotts. Cincüceler işletiyor. Her elindeki sosis parçasını yere düşürdü. Cincüceler mi? Ha benden söylemesi. Soymaya heveslenmek için adamın fıttırması gerek. Cincücelere bulaşılmaz seri. Bir şeye emanet etmek istiyorsan Gringotts dünyanın en güvenli yeri. Hogwarts'ı saymazsak. Zaten Gringotts'a gidecektim. Dumbledore dediydi. Hogwarts'ın bir işi için. Şöyle bir kabardı Hagrid. Önemli işleri bana yükler hep. Seni götürmek, Gringotts'tan bir takım şeyler almak. Anlıyorsun ya, bana güvenir. Her şey hazır mı? Hadi öyleyse. Helikaya kadar Hagrid'i izledi. Hava oldukça açıktı. Şimdi deniz güneş ışıklarıyla parlıyordu. Ben eniştenin tuttuğu kayık hala oradaydı. Fırtına yüzünden suyla dolmuştu. Harry çevrede bir başka kayık aranarak nasıl geldin buraya diye sordu. Uçtum dedi Hagrid. Uçtun mu? Ha, sonra konuşuruz bunu. Şimdi yanımda sen varken büyü yapmama izin yok. Kayığa bindiler. Harry Hagrid'e bakıyordu hala. Onun nasıl uçtuğunu gözünde canlandırmaya çalışıyordu. Hagrid çoğu zaman yaptığı gibi Harry'e yan gözle bakarak Şimdi kürek çekmek de ayıp olacak yani dedi. Ben tutup da şey, işleri azıcık hızlandırsam bundan ok varsa söz etmezsin değil mi? Biraz daha büyü görme hevesine kapılan Harry elbette etmem dedi. Hagrid pembe şemsiyeyi çıkardı yine. Ucu, ucuyla kayığın kenarına iki kere vurdu. Karaya doğru hızla ilerlemeye başladılar. Harry Gringotts'u sormaya kalkışmak için adamın niye fıttırması gerektiği sordu. Büyüler, tılsımlar dedi Hagrid konuşurken gazetesini açtı. Kasaları ejderhalar koruyormuş. Üstelik bir de yolu bulacaksın. Gringos Londra'nın yüzlerce kilometre altında. Metronun ta altında. Orayı soyup malı götürsen bile çıkıncaya kadar açlıktan ölürsün. Hargit gazetesine, gelecek postasını okurken Harry oturmuş düşünüyordu. Vernon enişte insanların bu işi yaparken rahat bırakılmalarını söylerdi hep. Ama hiç de kolay değildi bu. Kendini bildi bileli, Harry'nin kafasında hiç bu kadar çok soru doğmamıştı. Hagrid sayfayı çevirerek, ''Sihir Bakanlığı her zamanki gibi işleri karman çorman ediyor.'' dedi. Harry kendini tutamadı artık. ''Sihir Bakanlığı da mı var?'' diye sordu. ''Elbette.'' dedi Hagrid. Dumbledore'un bakan olmasını istediler. Ama Hogwarts'ı bırakmak istemediği için, bakanlık ihtiyar Cornelius Fudge'a kaldı. Gelmiş geçmiş en büyük beceriksiz. Her sabah baykuşlar salıyor Dumbledore'a, öğüt istiyor. Peki ama sihir bakanlığının görevi ne? Asıl görevi ülkede cadıların, büyücülerin olduğunu muggle'lardan gizlemek. Neden? Neden mi? Neden olacak Harry? Herkes sorunlarını çözmek için büyü peşinde koşar da ondan. Yok yok biz bize kalalım. Daha iyi. O sırada usulca rıhtıma çarptı kayık. Hagrid gazetesini katladı. Taş basamakları tırmanıp sokağa çıktılar. Küçük kentte istasyona doğru yürürlerken gelip geçenler gözlerini Hagrid'e dikiyorlardı. Harry suçlamıyordu onları. Herkesten en az iki kat uzun olması bir yana park metre gibi sıradan şeyleri göstererek yüksek sesle ''Gördün mü şunu Harry?'' diyordu. Muggle'lar da kafalarını nelere çalıştırıyorlar. Ona ayak uydurmak için koşmak zorunda kalan Harry soluk sola Hagrid dedi. Gringos'ta ejderhalar olduğunu mu söylemiştin? E ee, rivayet öyle dedi Hagrid. Of bir ejderham olmasını amma da isterdim. Ejderhan olmasını mı isterdin? Çocukluğumdan beri. Geldik işte. İstasyona varmışlardı. Beş dakika sonra bir tren kalkacaktı Londra'ya. Muggle parası dediği şeyi akıl erdiremeyen Hagrid biletleri alsın diye banknotları Heriye verdi. Herkes trende daha çok baktı onlara. Hagrid iki koltuk kaplıyordu. Oturduğu yerde kanarya sarısı sirk çadırına benzer bir şey örmeye koyuldu. İlmekleri sayarak mektubun yanında mı diye sordu Heriye. Eli cebinden bir parşömen kağıdı çıkardı. İyi dedi Hagrid. Sana gereken bir şeylerin bir de listesi olacak. Harry bir gece önce gözünden kaçmış ikinci bir kağıdı açarak okudu. Hogwarts cadılık ve büyücülük okulu. Forma. Birinci sınıf öğrenciler için gerekli eşyalar. Üç takım düz iş cübbesi. Siyah. Sivri uçlu düz bir gündelik şapka. Siyah. Bir çift koruyucu eldiven. Ejderha derisi ya da benzeri. Kışlık bir pelerin. Siyah, gümüş tokalı. Bütün öğrencilerin elbiselerinde adları yazılı künyeler olacaktır. Ders kitapları. Bütün öğrenciler aşağıda belirtilen Kitaplardan birer tane edinecektir. Birinci sınıflar için Temel Büyüler kitabı, Miranda Goswag, Sihir Tarihi, Batilda Buckshot, Sihir Kuramı, Adalbert Waffling, Biçim Değiştirme İçin İlk Adım, Emerlere Switch, Binbir Büyülü Ot ve Mantar, Play'de spor, sihirli yiyecek ve içecekler, Arsenius Sugar, olağan dışı yaratıklar ve yara yaşadıkları yerler, Nevt Şömender, Karanlık Güçler, Kendini Savunma El Kitabı, Quentin Trimble, Öteki Gereçler, Bir Asa, Bir Kazan, Kalaylı, Orta Boy, Bir Takım Cam ya da Kristal Şişe, Bir Teleskop, Bir Takım Pirinç Ölçek, Öğrenciler Bir Baykuş ya da Bir Kedi, ya da bir kurbağa getirebilirler. Veli'lerin dikkatine, birinci sınıf öğrencilerinin süpürgelerini kullanmaları yasaktır. Harry şaşkınlıkla bütün bunları Londra'da bulabilir miyiz diye sordu. Gideceğin yeri biliyorsan elbette de Hagrid. Harry Londra'ya hiç gitmemişti. Hagrid yolu biliyor gibiydi. Ama daha önce hep alışılmadık biçimlerde yolculuk ettiği de apaçık ortadaydı. Metroda turnikeye sıkıştı. Trene binince de koltukların küçüklüğünden, çok ağır gittiklerinden yakındı. Kırık dökük bir yürüyen merdivenden çıkıp da kendilerini iki yanı mağazalarla sıralı cıvıl cıvıl bir yola attıklarında Muggle'lar büyüsüz nasıl beceriyorlar aklıma ermiyor dedi. Öylesine eriydi ki Hagrid kalabalığı kolayca yarıyordu. Herinin bütün yaptığı on hemen arkasından yürümekti. Kitapçıların, müzik mağazalarının, hamburger büfelerinin, sinemaların önünden geçtiler. Ama hiçbir yerde büyülü asalar sıldığına dair bir belirti yoktu. Sıradan insanlarla dolu sıradan bir sokaktı bu. Kilometrelerce aşağıda büyücülerin altın yığınları gömülü müydü gerçekten? Büyülü kitapları, süpürkeler satan dükkanlar var mıydı? Yoksa bütün bunlar Dörzeylerin başlarının altından çıkan koca bir şaka mıydı? Harry Dörzeylerin gülmekle uzaktan yakına bilgileri olmadığını bilmeseydi öyle düşünürdü belki. Ne daha bütün anlattıkları da pek inanıl inanılacak gibi değildi. Ama Harry ister istemez ona güveniyordu. Hagrid durarak işte dedi. Çatlak kazan. Ünlü bir yerdir. Ufacık köhne bir meyhaneydi burası. Hangi teliyle göstermeseydi farkına bile varmayacaktı onun. Hızla gelip geçenler meyhaneye bakmıyorlardı bile. Bir yanındaki büyük kitapçıdan öteki yanındaki plakçıya kayıyordu gözleri. Çatlak kazanı sanki hiç görmüyorlardı. Garip bir duygu uyandı herinin içinde. Sanki meyhaneyi sadece Hagrid kendisi görmekteydi. Daha bu duygusunu dile getiremeden Hagrid onu içeriye sürükledi. Ünlü bir yer için çok karanlıklı çatlak kazan, dökülüyordu. Bir köşede 3-5 yaşlı kadın oturmuş beyaz şarap içiyordu. İçlerinden biri upuzun bir pipo tutturmaktaydı. Silindir şapkalı ufak tefek bir adam, saçları iyice dökülmüş, yapış yapış bir cevize benzeyen yaşlı barmenle konuşuyordu. İçeri girdiklerinde mıratılar durdu. Herkes herkese tanıyor gibiydi. El sallayıp gülümsediler ona. Barmen bir kade uzatarak her zamankinden mi Hagrid dedi. Hagrid koca elini Harry'nin sırtına vurup onu sendeleterek içemem Tom dedi. Hogwarts görevi. Başındayım. Gözlerini Harry'e dikerek yoksa dedi Barmen. Sakın bu, bu. Çatlak kazandırın bir sessizliğe gömüldü birdenbire. Yaşlı Barmen bay canına diye fısıldadı. Harry Potter ne büyük bir onur. Tezgahın arkasından fırladı. Gözleri yaşlı Harry'nin yanına koşup elini yakaladı. Hoş geldiniz Mr. Potter. Hoş döndünüz. Harry ne diyeceğini bilemedi. Herkes ona bakıyordu. Pipolu kadın söndüğünün farkında bile olmadan posunu pifleyip duruyordu. Işıl ışıldı Hagrid. Derken iskemle gıcırtıları yükseldi. Harry kendini çatlak kazanda herkese tokadaşırken buldu. Ben Doris Crockford, Mr. Potter. Sonunda sizi gördüğüme inanamıyorum. Öyle mutluyum ki Mr. Potter. Öyle mutluyum ki. Hep sıkmak istemişimdir. Kalbim duracak. Nasıl sevindim anlatamam Mr. Potter. Adım Diggle. Dedalus Diggle. Sizi daha önce de görmüştüm dedi Harry. Dedalus Diggle heyecandan silindir şapkasını düşürdü. Bir mağazada bana selam vermiştiniz. Çevresindekilere bakarak hatırlıyor diye bağırdı Dedalus Diggle. Duydunuz mu? Beni hatırlıyor. Harry herkese tokalaştı da tokalaştı. Doris Crockford tokalaştıktan sonra hep sıraya giriyordu yine. Soluk yüzlü bir delikanlı tedirgin yaklaştı. Gözlerinden biri seyiriyordu. Profesör Quirrell dedi Hagrid. Harry, Profesör Quirrell, Hogwarts'taki öğretmenlerinden biri. Harry'nin Elin eline yapışarak Popo Potter diye kekeledi Profesör Quirrell. Si, sizi, ta, tanıdığıma ne kadar se, sevindim anlatamam. Ne tür bir öğretiyorsunuz Profesör Quirrell? Ka, karanlık sanatlara karşı sa, savunma diye mırıldandı Profesör Quirrell. Şimdi bu konu üstünde durmak istemiyordu sanki. Si, sizin, ''İçin ge gerekmez ha, po po Potter?'' Tedirgin tedirgin güldü. Mal ''Malzemenizi alacaksınız herhalde.'' ''Ve ben de vampirler üstünde bir ki kitap almaya geldim.'' Vampir sözünden bile tüyleri ürpermişe benziyordu. Ötekiler Profesör Quirrell'ın heriye esir izin vermediler. Hepsinden kurtulmak ise yaklaşık 10 dakika sürdü. Sonunda Hargit bütün o gürültüde sesini duyurabildi. ''Gitmemiz gerek, alacak çok şey var.'' dedi Harry. Doris Crockford Harry'nin son kere sıktı. Öne düştü Hagrid. Tezgahın arkasından geçip içinde bir çöp tenekesiyle ayrı kodlarından başka bir şey olmayan duvarlarla çevrili küçük bir avluya çıktılar. Hagrid e sırıttı. Söylemedim miydi sana? Nasıl ünlü olduğunu söyledim de. Seni görünce Profesör Quirrell'ın bile eli ayağı tutuldu. Laf aramızda hep zangır zangır titrer. Hep tedirgin midir böyle? Ha elbet. Zavallıcık. Parlak zeka. Kitaplardan çalışıp öğrenirken iyiydi. Bir şey yoktu. Ne zaman ki bir yıl izin alıp uygulamaya geçti, kara ormanda vampirlerle karşılaşmış. Öyle diyorlar. Cadaloz'un tek ile de başı derde girmiş. Ondan sonra eskisi gibi olamadı artık. Öğrencilerinden korkar. Kendi öğrettiği dersten bile korkar. Hayda, nerede benim şemsiyem? Vampirler, cadalozlar. Kafası karışık olmuş teyrenin. O arada Hagrid çöp tenekesinin yanındaki duvarda tuğlaları sermeye koyulmuştu. Üç yukarı iki saniye mırıldandı. Tamam çekil biraz Harry. Şemsiyetisinin ucuyla duvara üç kere vurdu. Dokunduğu tuğla şöyle bir titredi, oynadı. Küçük bir delik belirdi ortasında. Delik büyüdü, büyüdü. Bir saniye sonra Hagrid'in bile geçebileceği kemerli bir geçit geçitteydiler. Geçit kıvrıla kırıla uzayıp gözden yok olan taş döşeli bir sokağa açılıyordu. Diagon yoluna hoş geldin dedi Hagrid. Harry'nin şaşkınlığı karşısında sırıttı. Kemerin altından geçtiler. Harry kafasını çevirip arkasına baktı hemen. Delik bir anda kapanmış, kemer yine sapasağlam bir duvar vermişti. En yakın dükkanın önündeki kazanlar gün ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Üstündeki tabelada kazanlar, her boy, bakır, pirinç, kalay, gümüş, otomatik karıştırmak, katlanır yazılıydı. Bir tane alacağız sana dedi Hagrid. Ama önce parayı almamız gerek. Keşke sekiz gözüm daha olsaydı diye düşünüyordu Harry. Sokakta yürürken başını her yana çeviriyor, bir anda her şeyi görmeye çalışıyordu. Dükkanları, önlerindeki eşyaları, alışveriş eden insanları. Tom bir, tombul bir kadının yanından geçtiler. Kadın aktarın önünde başını iki yana sallayarak söyleniyordu. Ejderha ciğeri, gramı on yedi sikle, çıldırmış bunlar. Üstünde binbir çeşit baykuş dükkanı, yırtıcı, uysal, boz, kahverengi, kar beyazı baykuşlar yazan karanlık bir dükkandan belli belirsiz baykuş ötüşleri geliyordu. elinin yaşlı birkaç çocuk burunları süpürgelerin sergilendiği bir vitrine yapıştırmışlardı. Harry işlerinden birinin bak dediğini duydu. Yeni Nimbus 2000, bundan hızlısı yok. Cübbe satılan, teleskop satılan, Harry'nin daha önce hiç görmediği garip gümüş gereçler satılan dükkanlar, yara sadalaklarıyla, Lambalığı balığı gözleriyle dolu fıçıların, cilt cilt kitap yığınlarının, tüy kalemlerin, parşömen rulolarının, iksir şişelerinin, ay sergilendiği vitrinler. Gringos dedi Hagrid. Öteki küçük dükkanların tepesinde yükselen kar beyazı bir binaya gelmişlerdi. Pırıl pırıl tunç kaplamanın önünde tırmalı kız üniformasıyla bir... Evet bir cıncıca bu dedi Hagrid. Beyaz taş merdiveni çıktılar sessizce. Cin cüce heriden bir karış daha kısaydı. Esmer bir yüzü, zeki bakışları, sivri sakallı, sivri bir sakallı vardı. Parmaklarıyla ayaklarının çok uzun olduğunu fark etti Harry. İçeri girerlerken cin cüce eğilerek selam verdi. İkinci bir kapının önündeydiler şimdi. Bu kapı gümüştendi. Üstünde şunlar yazılıydı. Gir bakalım, yabancı. Ama dikkat et. Sakın kendini koyverip de hırsa kapılmayasın. Alın teri dökmeden köşe dönme hevesi canını okur sonra. Bak bizden söylemesi. Senin olmayan bir şey yürüteceksen unut. Aklını başına al. Sonra da kendini tut. Hırsızlığa kalkarsan bir daha düşün yine. Başka şeyler bulursun. Çil altınlar yerine. Söylediğim gibi burayı soymaya kalkanın fıtırması gerek dedi Hagrid. Gümüş kapının önünde bir cüce cüceylerek selamladı onları. Uçsuz bucaksız mermer bir salona girdiler. Yüz kadar cin cüce daha uzun uzun bir bankın arkasındaki yüksek taburelere oturmuş, kocaman hesap defterlerine bir şeyler yazıyor, pirinç terazilerde para tartıyor, merceklerle değerli taşlar inceliyordu. Salondan dışarı açılan sayılamayacak kadar çok kapı vardı daha. Başka cin cüceler de o kapılardan insanlara yol gösteriyordu. Hagrid ve Harry banka yaklaştılar. Hagrid o anda iş yapmayan bir cincüceye günaydın dedi. Mr. Harry Potter'ın kasasından biraz para almaya geldik. Anahtarı yanınızda mı efendim? Buralarda bir yerde olacak dedi Hagrid. Ceplerini bankın üstüne boşaltmaya başladı. Cincilerin hesap defterinin üstüne bir avuç yapış yapış köpek bisküvisi yayıldı. Burnunu kırıştırdı cincüce. Harry sağlarındaki cincücenin her biri kor büyüklüğünde bir yığın yakutu tartmasını seyrediyordu. Sonunda buldum dedi Hagrid. Küçücük bir altın anahtar gösterdi. Cincici anahtarı inceledi. Tamam, görünüyor. Hagrid göğsünü şişirip böbürlenerek Profesör Dumbledore'dan da bir mektup getirdim dedi. 713. 713 kasadaki ne olduğunu bilirsin senle ilgili. Cincici mektubu dikkatle okudu. Sonra onu Hagrid'e uzatarak Peki dedi. Biri sizi iki kasaya da götürecek. Grip Hook Grip Hook bir başka cinciciydi. Hagrid köpek bisküvilerini ceplerine doldurdu yine. Grip Hook'un arkasından salondan dışarı açılan kapılardan birine yöneldiler. Harry, 713. kasadaki ne olduğunu bilirsin sen nedir diye sordu. Hagrid gizemli bir biçimde, söyleyemem dedi. Çok gizli, Hogwarts işi. Dumbledore bana güvendi. Söylersem görevimi kötüye kullanmış olurum. Griphook onlara kapıyı açtı. Yine mermerlerle karşılaşacağını sanıyordu Harry. Şaşırdı. Meşalelerin aydınlattığı daracık taş bir koridordaydılar. Dimdik aşağı iniyordu koridor. Yerde incecik raylar vardı. Islık çaldı grip Raylar üstünde gıcırdayarak küçük bir araba geldi hemen. Arabaya bindiler. Hagrid biraz zorluk çekti gerçi ve yola koyuldular. Önce bulmacaya benzeyen dönemeçli geçitlerden ilerlediler. Harry unutmamaya çalıştı. Sol, sağ, sağ, sol, orta çatal, sağ, sol ama olanaksızdı bu. Zangırdayan araba yolu biliyor gibiydi. Çünkü Griphook onu yönetmiyordu. Harry'nin gözleri çarpan soğuk hava yüzünden sızlıyordu. Ama fal taşı gibi açık tuttu onları. Bir keresinde geçidin sonunda alevlerin yükseldiğini gördü sanki. Bunun bir ejderha olup olmadığını anlamak için hemen arkasına döndü. Ama geç kalmıştı. Yerde ve tavanda kocaman sarkıtlar, dikitler bulunan bir yeraltı gölünden geçerek daha da derinlere daldılar. Arabanın gürültüsünde sesini duyurmaya çalışarak aklı mermiyor dedi. Sarkıtla dikit arasındaki fark ne? Sarkıtta S harfi var ya dedi Hagrid. Şimdi soru sorma bana. Kusacağım galiba. Sahiden de yemeşil olmuştu. Araba sonunda geçit duvarındaki bir kapının yanında durduğunda hemen fırladı Hagrid. Dizlerinin titremesini önlemek için duvara yaslandı. Griphook kapının kilidini açtı. İçeriden çıkan yeşil bir duman sardı ortalığı. Dağılınca şaşkınlıktan yutkundu Harry. İçeride altın para kümeleri vardı. Gümüş tepecikleri küçük bronz kunutlardan oluşmuş tepecikler. Hepsi senin diye gülümsedi Hagrid. Hepsi Heri'nin inanılacak gibi değildi. Dözleyler bunu bilmiyorlardı anlaşılan. Bilselerdi, göz açıp kapayıncaya kadar hepsine el koyarlardı. Boynu, boyuna yakınmazlar mıydı Harry kendilerine ne kadar tuzluya patlıyor diye. Demek bu arada Londra'nın ta derinlerine gömülü küçük bir servetinde sahibiydi. Hagrid Helen'in torbaya biraz para koymasına yardımcı oldu. Altınlar, galyon diye açıkladı. 17 gümüş sikle bir galyon eder. 29 kunutta bir sikle eder. O kadar basit. Tamam, o kadarı birkaç döneme yeter. Gerisi burada kalsın, güven içinde. Griphook'a döndü. Şimdi 713 numaralı kasa lütfen. Biraz daha ağır gidebilir miyiz? Griphook sadece tek kız var dedi. Bittikçe hızlanarak daha da derinlere iniyorlardı şimdi. Keskin dönemeçlerden geçtikçe havada soğudu. Hava soğudu da soğudu. Tangır tungur bir yer altı çukurunu açtılar. Harry kenardan eğilip aşağıdaki karanlık çukurda ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama Hagrid tomurdanarak ensesine yapıştığı gibi çekti onu. 713. 713. kasanın anahtar deliği yoktu. Griphook kasılarak geri durun dedi. Uzun parmaklarından biriyle kapıyı okşadı. Kapı eriyip gitti. Bunu Gringotts yücelerinin dışında biri yapmaya kalkarsa kapı onu emerek içeri çeker dedi Griphook. Oradan çıkamaz artık. Harry, içeride biri var mı yok mu diye sık sık bakıyor musunuz diye sordu. Griphook pis sayılabilecek bir sırıtmayla yaklaşık 10 yılda bir dedi. Harry en sık önlemlerle korunan bu kasanın içinde olağanüstü bir şey olduğuna inanıyordu. Eşsiz mücevheri görmek için merakla eğildi. Kasa ilk bakışta boşmuş gibi geldi ona. Sonra kahverengi kağıda sarılmış pis bir paket gördü yerde. Hagrid paketi alıp paltosunun içine koydu. Onun ne olduğunu öğrenmeye can atıyordu Harry. Ama sormayı göze alamadı. Hadi bakalım dedi Hagrid. Doğru cehennem arabasına. Yolda da bir şey sorma bana. Ağzımı açmasam iyi olacak. Çılgınca bir araba yolculuğundan sonra Gringotts'un önündeydiler yine. Gün ışığından gözleri kamaşıyordu. Harry'nin bir torba parası vardı şimdi. Sevinçten nerelere koşacağını bilmiyordu. Kaç gelyon kaç para eder bilmesi gerekmiyordu. Hiç bu kadar parası olmamıştı. Dadi'nin bile ömür boyu kazandığından daha çoktu bu. Hagrid başıyla Madam her duruma göre cübbelerini göstererek ''Şimdi bir forma alalım sana'' dedi. ''Bak Harry, ben çatlak kazanda bir tek atmaya tüysem kızmazsın ya. Şu Gringotts arabaları perişan ediyor beni.'' hala keyifsiz görünüyordu. Harry de Madam Malkin'in dükkanına tek başına girdi. Tedirgindi. Madame Malkin, eflatunlar içinde kısa boylu, güler yüzlü bir cadıydı. Harry daha ağzını açarken, Hogwarts mı güzelim dedi. Her boydan var burada. Şu anda bir delikanlıya da veriyoruz. Dükkanın arkasında bir taburanın üstünde solgun, sivri yüzlü bir çocuk duruyordu. Bir başka cadı da onun uzun siyah çüppesini ineliyordu. Madame Monkin onun yanındaki bir başka tabureye çıkardı Heri'ye. Kafasından bir cübbe geçirip etek boyunu ayarlamak için iğnelemeye koyuldu. Merhaba dedi çocuk. Sen de mi hog varsa? Evet dedi Harry. Çocuk, babam yanında kitap alıyor. Annem de sokağın başındaki asallara bakıyor dedi. Kelimeleri uzatarak bezgin bezgin konuşuyordu. Sonra onları yarış süpürgelerine bakmaya götüreceğim. Birinci sınıftakilerin neden kendi süpürgeleri olmasını anlamıyorum. Bir tane alsın diye babamı zorlarım. Sonra da bir yolunu bulur, onu gizlice sokarım okula. Harry hemen diye hatırladı. Çocuk, senin kendi süpürgen var mı diye devam etti. Hayır dedi Harry. Hiç Quidditch oynadın mı? Harry, hayır dedi yine. Quidditch de neyin nesiydi acaba? Ben oynadım. Babam takıma seçilmezsem bunun düpedüz cinayet olacağını söylüyor. Bence de öyle. Hangi binada kalacağını biliyor musun? Her dakika daha da afallayan Harry hayır dedi. Zaten oraya gidinceye kadar kimse bilmez bunu. Öyle değil mi? Ama ben Slytherin'de kalacağımı biliyorum. Bütün ailem orada kalmış. Bir de Hufflepuff'ta kaldığını düşünsene. Bir dakika durmaz hemen ayrılırdım. Sen olsan ayrılmaz mıydın? Hmm dedi Harry. Keşke daha ilginç bir şey söyleyebilseydim diye düşündü. Çocuk fitrini işaret ederek Hey şu adama bak dedi ansızın. Hagrid duruyordu orada. Harry'e sırıtıyor İçeri neden girmediğini belirtmek için de elindeki iki kocaman dondurma külahını gösteriyordu. O oh, Hagrid dedi Harry. Çocuğun bilmediği bir şeyi bildiğine seviniyordu. Hogwarts'ta çalışıyor. Ha dedi çocuk. Adını duymuştum. Bir çeşit uşak değil mi? Bekçi dedi Harry. Her saniye daha az hoşlanıyordu çocuktan. Evet öyle. Yabani biriymiş. Okul bahçesinde bir kulübede yaşıyormuş. Arada bir sarhoş olur. Büyü yapmaya kalkar yatağını ateşe verirmiş. Harry bence pırıl pırıl biri dedi soğukça. Çocuk burun kıvırarak öyle mi dedi. Neden seninle birlikte? Annen baban nerede? Harry öldüler dedi kısaca. Çocuk da bu konulara girmek istemiyordu. Özür dilerim dedi çocuk. Sesi pek de özür diler gibi çıkmıyordu. Ama onlar da bizden diler değil mi? Büyücüydüler bunu soruyorsan eğer. Ötekileri aramıza almamadılar öyle değil mi? Aynı değiliz. Bizim gibi yetiştirilmemiş onlar. Düşünsene sen. Bazıları mektup alıncaya kadar Hogwarts'ın adını bile duymamış. Köklü büyücü ailelerin çocuklarını almalılar sadece. Tahi senin soyadın ne? Harry'nin bir yanıt vermesine fırsat kalmadan tamam güzelim dedim adam Malkin. Harry de konuşmayı yarıda kestiği için özür dilemeye bile gerek görmeden tabureden atladı. Eh dedi suratsız çocuk. Hogwarts'ta görüşürüz herhalde. Harry Hagrid'in aldığı dondurmayı çikolatalı, böğürtlenli, üstü fındıklı yerken pek konuşmadı. Nen var dedi Hagrid. Harry düpedüz yalan söyledi. Yok bir şey. Parşömenle tüy kalem almak için durdular. Harry yazdıkça rengi değişen bir şişe mürekkep bulduğu için keyiflenir gibi oldu. Dükkandan çıkarlarken Hagrid Quidditch nedir diye sordu. Vay canına Harry ne kadar az şey bildiğini boyunla unutuyorum. Daha Quidditch'ten bile haberin yok. Keyfimi iyice kaçırma dedi Harry. Madame Malkin'de rastladığı solgun yüzü çocuğu anlattı Hagrid'e. Muggle ailelerin çocukları okula alınmamalıymış. Sen Muggle bir aileden gelmiyorsun ki. Senin kim olduğunu bileydi. Ana babası büyücüyse eğer senin adını ezber ederek büyümüştür. Çatlak kazanda da gördün. Her neyse akıl mı erer onun? Benim bildiğim büyücülerin en esaslarından bazıları bile Muggle ailelerinden gelme. Ananı düşün. Bir de ananın kardeşine bak. Quidditch nedir peki? Spor, büyü sporu, şey gibi. Muggle'lar dünyasının futbolu gibi bir şey. Herkes bayılır Quidditch'e. Havada oynanır, uçan süpürgeler üstünde. Dört top vardır. Kuralları anlatmak uzun iş şimdi. Peki Slytherin'le Hufflepuff nedir? Okul binaları. Dört tane var. Herkes Hufflepuff'ın beş para etmediğini söyler ama Harry üzüntüyle ben herhalde Hufflepuff'tayım dedi. Hagrid sır verir gibi... Slytherin alacağına Hufflepuff olsun dedi. Tapıtan cadılar, büyücüler içinde Slytherin'de bulunmamış tem ki tek kimse yok. Bir de kim olduğunu bilirsin sen de. Vol, özür dilerim kim olduğunu bilirsin sen Hogwarts'ta mıydı? Yıllar yıllar önce dedi Hagrid. Flourish ve Blotts adlı bir dükkanına girip Harry'nin ders kitaplarını aldılar. Raflar tavana kadar kitaplarla doluydu. Deri ciltli, kaldırım taşı büyüklüğünde kitaplarla, ipek kapaklı, posta pulu kadar minik kitaplarla, garip simgelerle dolu kitaplarla. Bazılarının içi ise bomboştu. Hiçbir şey okuyamayan Daldi bile bayılırdı bunlara. Hagrid teriyi sürükleyerek Profesör Vindictus'un Viridian'ın lanetler ve karşı lanetler. Arkadaşlarınızı büyüleyin. Düşmanlarınızı en yeni öç yöntemleriyle çatlatın. Saç dökülmesi, bacak titremesi, dil tutulması, daha neler neler kitabından zorla uzaklaştırdı. Daddy'yi nasıl çatlatabilirim onu bulmaya çalışıyordum. Fena fikir değil ama özel durumlar dışında muggle'lar dünyasında büyük kullanmak yasaktır dedi Hagrid. Hem zaten daha beceremezsin. O düzeye gelinceye kadar çok çalışman, çok şey öğrenmen gerek. Hagrid Harry'nin altın bir kazan almasına da izin vermedi. Listede kalaylı diyor ama güzel bir takım iksir ölçeğiyle açılır kapanır pirinç bir teleskop aldılar. Aktara gittiler sonra. Dükkan o kadar etkileyiciydi ki İnsan o berbat çürük yumurta ve lahana kokusunu bile duymuyordu. Yerde yapış yapış fıçılar vardı. Duvarlara otlarla, kurutulmuş köklerle, parlak tozlarla dolu kavanozlar sıralanmıştı. Tavandan hayvan dişleriyle kıvrık pençeler dizili ipler sarkıyordu. Her bir tezgahın arkasındaki adamdan Harry için bazı temel iksir malzemeleri isterken, Harry de tanesi 21 galyona satılan gümüş tek boynuzlu at boynuzlarını, Minicik parlak siyah böcek gözlerine kepçesi beş kunut inceliyordu. Aktardan çıkınca Helen'in listesine bir daha baktı Hagrid. Bir tek asa kaldı. Ha sahi daha doğum günü armağanını almadım. kıp kıpkırmızı kesildiğini fark etti. Bir şey alman gerekmez. Ben de biliyorum gerekmez. Bak ne diyeceğim. Hayvanını ben alayım. Kurbağa olmaz. Kurbağaların modası geçeli yıllar oldu. Herkes makarayı alır seni. Kediler sen hoşuma gitmez. Beni aksırtırlar. Bir baykuş alayım sana. Bütün çocuklar baykuş ister. Çok da işe yararlar. Postacılıktan tut da her bir işi yaparlar. 20 dakika sonra kışırtılarla, kanat çırpışlarıyla, mücevher parlaklığında gözlerle dolu o karanlık binbir çeşit baykuş dükkanından çıkıyorlardı. Helen'in elinde büyük bir kafes, kafesin içinde de başını kanadın altına sokmuş, uyuklayan, çok güzel, kar beyazı bir baykuş vardı. Tıpkı Profesör Quirrell gibi kekeleyerek teşekkür üstüne teşekkür etti Hagrid'e. Hagrid, e. Hagrid teşekkür edemez dedi boğuk bir sesle. Dörzleyler herhalde pek bir şey vermemişlerdir sana. Sadece Olivander kaldı. Şimdi asa satılan tek yer orası. Sana da en iyi asayı almalıyız. Büyülü asa. Harry en çok bunu istiyordu. Son dükkan daracıkta. Külüstür mü külüstürdü. Kapının üstünde yaldızlı harflerle Olivenderler, kusursuz asa yapımcıları, kuruluşu M.Ö. Küçüktür 382 yazılıydı. Tozlu vitrindeki solmuş mor yastıkta bir tek asa duruyordu. İçeri girerlerken dükkanın derinliklerinde bir çıngırak çaldı. Ufacık bir yerdi burası, bomboştu. İnce bacaklı bir iskemleden başka bir şey yoktu. Hagrid de ona oturup beklemeye koyuldu. Harry çok katı kuralları olan bir kitaplığa girmiş gibi bir duyguya kapıldı. Aklına yeni gelen bazı soru, soruları sormak yerine tavana kadar dizilmiş dar kutulara bakmaya yeğledi. Her nedense ensesi kaşınıyordu. Buradaki toz ve sessizlik gizli bir büyüye karışmış gibiydi. İyi günler dedi yumuşak bir ses. Harry sıçradı. Hagrid de sıçramıştı herhalde. Büyük bir çatırtı kopmuştu çünkü. O da ince bacaklı iskemleden hemen kalkmıştı. Dükkanın loşluğunda ay gibi parıldayan kocaman, soluk gözleriyle yaşlı bir adam duruyordu karşılarında. Harry çekinerek merhaba dedi. Evet dedi adam. Evet evet. Sizi yakında göreceğimi biliyordum Harry Potter. Soru değildi bu. Gözleriniz annenizin gözlerine çekmiş. Daha dün gibi geliyor. O da buradaydı. İlk asasını almaya gelmişti. 26 santim uzunluğunda incecik söğütten yapılmış. Tılsım için çok uygun bir asa. Mr. Ollivander daha da yaklaştı Harry'e. Keşke gözlerini kırpsa diye düşündü Harry. O gümüş rengi gözler insanı ürpertiyordu. Ama babanız maun bir asa beğenmişti. 29 santim, esnek, biraz daha güçlü. Biçim, biçim değiştirmek için birebir. Evet, babanız onu seçmişti. Aslına bakarsanız asa büyücüyü seçer tabii. Mr. Ollivander o kadar yaklaşmıştı ki Harry ile burun buruna gelmişlerdi neredeyse. Harry o sisli gözlerde kendi yansımasını görüyordu. Demek burası. Mr. Ollivander uzun beyaz parmağıyla Harry'nin alnındaki şimşek izine dokundu. Yazık dedi usulca. Bunu yapan asayı da ben satmıştım. 34 santim, porsuk, güçlü bir asa. Çok güçlü. Yanlış ellere geçerse... Eğer o asanın dünyada ne gibi işlerde kullanılacağını kestirebilseydim... Başını iki yana salladı. Derken Hagrid'i gördü. Harry de bir oh çekti. Rubius, Rubius Hagrid, seni yeniden görmek ne güzel. Meşe, kırk buçuk santim, oldukça esnek, öyle değil miydi? Evet efendim, öyleydi dedi Hagrid. Güzel alsaydı doğrusu. Ama sinek kovduklarında ortasından kırdılar değil mi dedi Mr. Ollivander. Birdenbire sertleşmişti. Ayaklarını sallayarak, şey, evet kırdılar dedi Hagrid. Sonra coşkuyla, ama parçaları hala bende diye ekledi. Mr. Ollivander azarlarcasına kullanmıyorsun ya dedi. Hagrid hayır efendim dedi hemen. Harry onun konuşurken pembe şemsiyesine sımsıkı yapıştığını fark etmişti. Mr. Ollivander Hagrid'e dik dik bakarak hımm dedi. Eh Mr. Potter bir bakalım. Üstü gümüş çizgili uzun bir mezura çıkardı cebinden. Asa kolunu hangisi? Şey ben sağ elimi kullanırım dedi Harry. Uzatın kolunuzu tamam. Harry'nin omzundan parmağına, bileğinden dirseğine, omzundan ayak ucuna, dizinden koltuk altına ölçüsünü aldı. Sonra da kafasını çevresini ölçtü. Ölçü alırken her olivandır asasında güçlü bir büyü özü vardır Mr. Potter dedi. Bir tek boynuzlu at kılları, anka telekleri, ejderha yüreği tellerini kullanırız. Olivandır asaları hiçbirine benzemez. Tek boynuzlu atların, ejderhaların, ankaların birbirine benzemedikleri gibi. Tabi başka büyücü asallarından aynı sonucu alamazsınız. Heri birdenbire fark etti. Burun deliklerinin arasını ölçen Mezura bu işi kendi kendine yapıyordu. Mr. Ollivander rafları karıştırıyor, kutuları indiriyordu. Yeter dedi. Mezura da gevşeyerek yere yığılıverdi. Peki öyleyse Mr. Potter şunu deneyin. Kayın ağacı ve ejderha yüreği tellerinden. 23 santim. Güzel ve esnek. Tutup şöyle bir sallayın. Harry asayı aldı ve bu işi aptalca bularak havada salladı. Ama Mr. Ollivander hemen kaptı. Ak ağaç ve anka 18 santim, vızıldar, deneyin. Harry denemeye kalktı ama daha havaya kaldırınca Mr. Ollivander asayı çekti aldı. Bunu alın, abonoz ve tek boynuzlu asa, 25 santim, esnek. Hadi hadi dene. Harry denedi ve tekrar denedi. Mr. Ollivander'ın ne olmasını beklediği hakkında herhangi bir fikri yoktu. Denenmiş asalar masanın üzerinde oldukça büyük bir yığın oluşturmuşlardı. Fakat Mr. Ollivander raftan yeni asalar indirmeye devam ediyordu. Yaptığı işten memnun görünüyordu. Kıyak müşteri ha? Endişelenme. Buralarda bir yerde sana uygunmuş asayı bulacağız. Merak ediyordum da. Evet neden olmasın? Nadir görülen bir bağ. Çoban püskülü ve anka tüyünden. 28 santim. Güzel ve esnek. Her asayı aldı. Parmaklarında aniden bir sıcaklık hissetti. Başının üstüne kaldırdı onu. Tozlu hava damınlatarak indirdi. Asan ucundan havai fişekler gibi kırmızı, altın rengi kıvılcımlar fışkırdı. Duvarlarda oynaşan ışıklar belirdi. Hagrid semit çığlıkları atarak el çırptı. Mr. Ollivander, ah bravo diye bağırdı. Evet tamam. Ah çok güzel. Vay vay vay. Ne tuhaf. Ne kadar tuhaf. Hedin'in asasını kutusuna koydu yine kahverengi kağıda sardı. Bir yandan da tuhaf tuhaf diye mırıldanıyordu. Özür dilerim dedi Harry. Nedir tuhaf olan? Mr. Ollivander soluk bakışlarını Harry'e dikti. Sattığım her asayı hatırlarım Mr. Potter. Tek tek hepsini. Teleyi asanızda olan Anka bir başka telek daha vermişti. Bir tek telek. Kaderinizde bu asanın düşmesi çok tuhaf. Çünkü sizde o izi bırakan bunun kardeşiydi. Harry yutkundu. Evet, 34 santim porsuk. Böyle şeylerin olması gerçekten tuhaf. Unutmayın, asa büyücüyü seçer. Sizden büyük işler beklememiz gerektiğini düşünüyorum Mr. Potter. Ne de olsa adı anılmaması gereken kişi büyük işler başarmıştı. Korkunç, evet ama büyük işler. Harry perde. Mr. Ollivander'dan pek hoşlandığını sanmıyordu. Asa için yedi altın galyon verdi. Mr. Ollivander da yerlere kadar eğilerek onları geçirdi. Akşam güneşi iyice alçalmıştı gökte. Harry ile Hagrid Diagon yolundan indiler, duvardan. Sonra da artık boşalmış çatlak kazandan geçtiler. Yolda yürürlerken hiç konuşmadı Harry. Metroda herkesin kendilerine nasıl şaşkınlıkla baktıklarını bile fark etmedi. Elleri garip paketlerle doluydu. Üstüne üstlük bir de uyuklayan baykuş vardı Harry'nin kucağında. Yürüyen merdivenden Paddington istasyonuna çıktılar. Harry ancak Hagrid omzuna vurduğunda anladı nerede olduklarını. Tren kalkmadan bir iki lokma bir şey yemeye vaktimiz var dedi Hagrid. Harry'e bir hamburger aldı. Yemek için plastik koltuklara oturdular. Harry boyuna çevresine bakıyordu. Her şey nedense garip görünmeye başlamıştı. İyisin ya Harry, pek sessiz duruyorsun dedi Hagrid. Harry anlatabileceğini pek sanmıyordu. Yaşamının en güzel doğum gününü geçirmişti. Yine de hamburgerini kemirerek uygun sözleri bulmaya çalıştı. Herkes özel biri olduğumu düşünüyor dedi sonunda. Çatlak kazandakiler, Profesör Quirrell, Mr. Ollivander. Ama büyük konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl büyük şeyler bekleyebilirler benden? Ünlüyüm. Neden ünlü olduğumu da bilmiyorum. Vol, özür dilerim. Annem ve babamın öldüğü gece neler oldu? Hiç hatırlamıyorum. Hagrid masadan eğildi. O yabani saçlarının, kaşlarının arkasında sımsıcak bir gülümseme vardı. Merak etme Harry. Kısa zamanda öğrenirsin. Herkes ok işe sıfırdan başlar. Takma kafanı. Kendin ol yeter. Biliyorum kolay değil bu. Öne çıkarıldın. Çetin iş. Ama Hogwarts'ta çok güzel vakit geçireceksin. Ben geçirdim. Aslına bakarsan hala geçiriyorum. Hagrid Harry'i Harry trene bindirdi. Tren dört devlere götürecekti onu. Eline de bir zarf tutuşturdu. Hogwarts'a biletin dedi. Eylül'ün ilk günü. King's Cross. Hepsi bilette yazılı. Dört zehirlerle bir sorunun olursa Baykuş'unla hemen bir mektup yolla. Beni nerede bulacağını bilir. Yakında görüşürüz Harry. Tren istasyonundan ayrıldı. Harry gözden yok oluncaya kadar bakmak istedi Hagrid'e. Koltuğundan kalkıp burnunu pencereye dayadı. Gözlerini kırpıştırdı. Hagrid gitmişti. Beşinci bölümün sonu.